Evet arkadaşlar şimdi çemberde açıya geçiyoruz. Çemberin tüm yay ölçüsü 360 derecedir. Şöyle bir tur attığımız zaman 360 derecelik bir tur atmış oluyoruz. Çap çemberi her bir 180 derece olan iki eşit yaya böler. Doğru. Merkez açı. Merkez açı. Biz e, bir, iki tane ışın çizeceğiz. O merkezi şu şekilde. Bunların arasında kalan, bu ışın arasında kalan şu yay ölçüsü ile bu merkezdeki açının ölçüsü aynı oluyor. Çevre açı burada da e, çemberin çevresindeki bir noktadan iki tane ışın çizdiğimizde bu ışınların arasında kalan yayın ölçüsü e, buradaki açının iki katı oluyor. Bunun sebebi aslında üsttekinden kaynaklanıyor. Şöyle gösterebilirim. Merkezin burada bir yerde olduğunu düşünelim. Sonrasında şunu birleştireceğim. Bir saniye, o ilk oldu. Şuraya A, buraya B diyelim. E, bu durumda şurası yarıçap olduğu için burada ikizkenar üçgen var. Şurası da yine A olur. Şimdi burada yine yarıçap var, ikizkenar üçgen var demek istiyorum. Burada B olur. Şurası hani üçgenlerde bu kuralı vardı. Buradaki bütün açıların toplamı... burayı veriyor. Yani burası 2A artı 2B çıkıyor. Merkez açıdan dolayı da burası yine 2a artı 2b yapıyor. Gördüğün gibi burası yani x dediğim değer a artı b iken burası 2a 2b çıktığı için buraya da 2x diyoruz. Şimdi kirişler dörtgeni 4 tane kirişin kapattığı bir dörtgendir. Burada nasıl bir kural var? Komşu olmayan karşılıklı yani şu alfa şu beta örneğin. Bunların toplamı 180 derece oluyor kirişler dörtgeninde. Tabii ki buralar için de geçerli. Mesela buna teta buna da w diyelim. Bunların da yine toplamı 180 derece olacak. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Görüyorsun şu açı kollarıyla ne yapıyor? Çapı görüyor. O yüzden de buraya 90 derece diyoruz. Şimdi teğet kiriş açı. Burada bir TET bir de kirişe ihtiyacımız var. Tabi bunlar hep aynı noktadan yapılmış olmalı. Bu TET B noktasında TET. Şu da B noktasından çizilen bir kiriş. Bu arada kalan, şunu uzatabilirim biraz. Bu arada kalan yaya da biz e, teğet giriş açının yayı diyoruz aslında. Bunun ölçüsü, burada tabii biraz büyüteyim. Sanki o x orada Tam T'ye değmemiş gibi. Evet değmemiş. Burası tamamen X ise bunun gördüğü yayda ne yapıyor? 2X oluyor. Aslında bir anlamda çevre açıyla teğet kiriş açı aynı davranıyor. Sonrasında çember içerisinde bir X harfi yani şu harflerden bahsediyorum. Şöyle çaprazı olarak çember içerisinde kesişen iki doğru düşünelim. Bunların Örneğin şu açılarını düşünürsek buradan gördüğü yay ve şuradan gördüğü yay bunların aritmetik ortalaması yapıyor. Yani şu AB yayına A derecek bir yay dersek şuradan bahsediyoruz. Onu şöyle karalayalım. Sonra diğer taraftan şuraya da B derecek bir yay dersek X ne olacak? A artı B bölü 2'ye eşit olacak. Tabii bunları hani şuralar için de yapabilirdik. O zaman da AD ile BC yaylarını e, konu ederdik. Sonra çemberin dışındaki bir noktadan bir açı yapalım. Görüyorsun uzattığımız zaman çemberi e, hem içten hem de dıştan iki yay parçasını ayırıyor. E, şurası dışarıdaki kısım A olsun. Adetcik bir yay. ...içerideki de B edecek bir yay olsun. Ee, o zaman bu X A eksi B bölü 2 olacak. Peki. Çemberde açı ile ilgili özellikler. Ee, şimdi merkezden teğet 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 olunan noktadan bir dikme çizilirse, daha doğrusu bir doğru çizilirse burada diklikle karşılaşıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin şu bir teğetimiz. Sonra nerede teğet? Şuradaki bir P noktasında teğet. O'dan P'ye bir çizgi çizersem bu çizgi ile teğet birbirine dik olmuş olacak. Sonrasında burada nasıl bir durum var? İlla ki öyle olmak zorunda değil. Şimdi şu taban olmak zorunda da değildi. merkezden, merkezden kirişe, kirişe bir dik inersek ve bunu uzatırsak. Şöyle uzattığımızı düşün. Şurası hem dik, tamam hem de uzattık buraya doğru. Neydi? Kirişi iki parçaya bölüyorduk. Birisi bu. İkincisi, şu e, kısımla bu kısımdaki yayın ölçüleri de uzunlukları da yine aynı oluyor. Pekala, buradayım. Şimdi eşit kirişler eşit uzunlukta yayları sıkıştırır. Yani şu kirişin uzunlukları eşit olduğu için... Şunların açısal e, ya da normal uzunlukları da nedir? Yine aynıdır. Sonrasında e, iki tane paralel kiriş çizdiğimizde bunların solda kalan ve sağda kalan yay ölçüleri nedir? Yine aynıdır. Aslında bu hani çok e, basittir. Şöyle bir şey çizdiğimizde şimdi şu x açısıysa burası 2x yayıydı. Şimdi parlikten dolayı burası da x olacağından hani iç terslikten burası yine nedir? 2x diyecek bir yaydır. Gördüğün gibi eşit çıktı. Evet. Şimdi bu önemli bir kural. Bu. Şimdi aynı aynı yayı gören aynı yayı gören teğet kiriş açıyla çevre açının ölçüleri aynıdır. Ee, şimdi bir bakalım. Bak teğet kiriş açının sıkıştırdığı yay bu çevre açının da sıkıştırdığı yay bu. Aslında neden kaynaklanıyor? Şimdi teğet açıya göre burası eğer x derece ise burası zaten 2x'ti. Ee, çevre açıda da yine durum aynıydı. Demek ki bunlar nedir? Aynıdır. Peki, şimdi buna gelelim. Burada biraz küçülteyim mi şunu? Hı. Hm. Şu ADC yayıyla bu ABC açısı bak. Yay işareti bu. Şu da açı işareti toplamı 180 derece yapıyor. Şöyle göstereceğim. Onu farklı renk kullanalım. Şurayla şurayla buranın ölçüsü toplamı 180 derece. Sebebi nedir? Şöyle bir uzatalım. Buradan merkeze doğru bir çizgi çizdim. Sonra ne biliyoruz? Buradan teğet olan yerlere çizgilerimizi çizersek teğetle dik oluyorduk. Yani bu şuralar 90 derece açı oldu. Sonrasında şöyle yapalım. Bura alfa, bura 90, bura beta. Yani biz alfa ve beta'nın toplamının 90 olduğunu görüyoruz bu şekilde. Ee, peki bu iki üçgen yani üst ve alt üçgenlerimiz de eşti birbirine. Dolayısıyla burada alfa şurası da ne yapar yine beta yapar. Aslında burada bir deltoid de oluşuyor bir anlamda. Ee, bu durumda da e, bura 2 beta iken bu yayın ölçüsü de yine 2 beta. Merkez açıyı görüyor çünkü. İşte çıktı. 2 alfa 2 beta toplamı 180. Demek ki bu yayla bu açın toplamı da 180 derecedir. Şimdi aslında bu e, şuradan geliyor. Bak burada vereceğim kural. Yine aynı olay. D'ye çizgiye çizdik burası dik oldu. Şuraya alfa buraya beta dedik. Merkez açı beta ise şu gördüğü yayın ölçüsü de yine nedir? Beta dereceliktir. Alfa artı beta 90 olduğu için evet kural da kendiliğinden gelmiş oldu. Pekala burada ne var şimdi? Burada e, A, B, C T, D, M noktaları bize A, C yayıyla C, B yayının ölçüsünün 180 derece olduğunu söylüyor. Sebebini bir Anlamaya çalışalım. Onu şöyle bir karalayayım. AC Şura Sonra Bu da nedir? BC Bunların toplamı 180 dereceymiş. Ee, sıkıştığımız zaman Bu anlayamadığımız hani teğet olduğundan neler olacağı ile ilgili fikrimizin olmadığı durumlarda Biz Çemberlerin ortak teğetini çiziyoruz. Bak tam C'den geçen ortak bir teğet çizdim. Şurada bir noktam var. Adına P diyeceğim. Şu sağdaki çembere göre düşünürsek bu teğet parçacıkları yani PB'den PC'den bahsediyorum. Birbirine eşit. Bu çembere göre. Aynı şekilde soldaki çembere göre de bu sefer PC ile PA birbirine eşit. Evet. Burada böyle bir eşitlik çıktı. Peki ne demek şimdi bu? Ee, şunları birleştirirsem Bunu şöyle yapalım AC ve BC ile birleştirirsem Burada muhteşem üçlü oluştu O yüzden şu açı nedir? 90 derecedir Diyoruz Peki ama oraya bir seniz ulaşamadık Gibi duruyor değil mi? Şimdi onu anlayacağız Biraz daha büyüteceğiz O kurala ulaşacağım şimdi Burada 90 derece ya Şimdi şu kısmına mesela A diyelim. Şu kısmına da B diyelim. Bunlar açı. Bu arada A artı B de nedir? 90 derecedir. Şimdi burada aslında teğet kiriş açı durumumuz var. Yani şu kırmızı yayın uzunluğu 2A'dır. Hani burası A derece ise. E aynı mantıktan burası da B derece ise şuradaki kırmızı yayın uzunluğu da nedir? 2B'dir. Dolayısıyla A artı B 90 olduğu için bu kırmızı yayların açısal toplamında ne yapar? 180 derece yapar. Çok büyüttüm galiba burayı. Evet kural çıkardık. Yani bunu unutmamaya çalışalım da e, açıkçası benim ezberim çok kuvvetli değil. Unuttuğum zaman şunu çiziyorum. Oradan kendi kendine geliyor. Evet sayfayı ortalayalım. Tamam buranın 90 derece olmasının sebebi ben biraz önce anlattım. Şimdi buna gelince bunların toplamı 90 derecedir diyor. Neden? Şimdi şöyle düşün. Burası alfa iken bura 2 alfalık bir yay. Şura. Bura beta iken bura 2 betalık bir yay. Bunların toplamı 180. O zaman alfa artı beta da ne yapar? 90 yapar tabii ki. Evet durum bu. Şimdi bu üçlü D nasıl bir durum var? Onu biraz daha büyüteceğim. Tam şöyle alalım. Nasıl bir kural çıkartabiliriz onu görelim. Şimdi şunun tam ortasında şöyle teğetler çizeceğim. Bakalım ne çıkacak. Kuralı ben de bilmiyorum. ya yani Biliyorum da yani mantığıyla öğrenelim istiyorum. Şimdi şu şu A, B, Y'yi e, buraya biz A dersek bak şuraya A dediğimizi düşün. O zaman burasının ölçüsü 180 eksi a'dır. Bak şuraya a dedik. So, aynı mantıktan şuraya gelelim. Buraya b dersek burası 180 eksi b. Şuraya da c dersek burası da 180 eksi c geldi. Şimdi bunların toplamına baktığımız zaman 3 tane 180 eksi parantezinde a artı b artı c geldi. Yani şu 3 tane yayın toplamı bu. Zaten ABC toplamında şura değil mi? Yani burası kaç derece aslında? 360 derece. Ee, şimdi bu da zaten 2 tane 180 yapar. Yani 3 tane 180'den 2 tane 180 çıkartıyoruz. Buradan da sadece 180 derece geliyor. İşte bu yayların açısal ölçüleri toplamı neymiş? 180 dereceymiş. Evet, onu burada bulmuş olduk. E tabi şimdi bunların toplamı 180 derece ise şöyle şurası 2 alfa 2 beta 2 teta yani 2 alfa 2 beta 2 teta ne diyeceğiz 180 derece diyeceğiz bu durumda da ne elde ederiz? bunların toplamı alfa beta teta'nın toplamı da 90 derece çıkar. Biraz küçültelim. Çok büyüttük. Ben şu ortada rahat çalışın diye yaptım onu. Peki şimdi. Burada aslında deminki yaptığımı yapacağım şuradan. Hani ortak teğetlerini çizeceğim. Kuralı böyle uzun uza diye e, bulmak istemezsen şunu da yapabilirsin. Bir varsayımdan çıkartabiliriz. Şöyle bir şey yapalım bak. Şu yerden ölçü toplamı neymiş? Varsa ki bunların hepsi 90'ar derece olsun. Bak bu bir varsayım. Ama eee gibi A B C D diye de doldurabiliriz. Şimdi şununla şununla şunu toplamı neydi? 180. Li. O zaman bu da 90. Aynı mantıktan bu da 90. Bu da 90. Bu da 90. Ha demek ki şu yayların ölçüleri toplamı aslında ne yapıyormuş? 360 derece yapıyormuş diyebiliriz. Ama tabi bilimsel olarak e, yapılması gereken hareket neydi aslında? Şuradaki çalışmaydı. Onu da burada söyleyeyim. Çünkü böyle anlatılır mı gibi yaklaşımlar yapmayalım. Sınav anında bunu da çıkartmaya pek zamanımız olmayabiliyor. Peki şimdi burada nasıl bir durum var? Diyor ki böyle bir çizgi çizdim ve ikisinin aslında bu nedir? Kirişi. Yani doğrusal. Bu durumda bunun çapraz olarak yani AXB aşağı tarafı ve BYC üst taraftaki yay ölçüleri aynıdır diyor. Sebep yine e, nedir? Ortak teğet parçacığıdır. Yani doğrusudur. Şu çizdiğim zaman bak şimdi seyret. Nedenini daha iyi anlayacaksın şimdi. Şöyle çizelim. Şimdi şu e, nedir? Adı bunun teğet kiriş açı. Bunun gördüğü yay x, kendisi de o zaman x olur. Şimdi e, şurası yine x yapar çünkü bunlar doğrusal olduğu için çok temel bir bilgi bu. Eğer burası x ise aslında bunun gördüğü de yine şu çembere göre teğet kiriş açı. Buna da biz ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Yani o anlamda çapraz olarak birbirlerine eşittir. Yani hatta şuraya alfa Yayı desek üst tarafa şu kısma, alt kısma da yine ne diyeceğiz? Alfadır diyeceğiz. Yani pek. Şimdi alt tarafta ne var? Burada şöyle bir dünya var. Bunu çiziyorum. Sonra tam A noktasından teğetimi de çizdim. Çizdikten sonra biraz büyüteyim onu yine. Orada nasıl bir yapı var görelim. Şimdi bu e, teğet kiriş açı her iki çemberin birden. Mesela büyük çembere göre konuşursak şurası örneğin alfa derecelik bir e, açı olsa şu yay da ne yapacaktır? 2 alfa derecelik bir yay olacaktır. Hani T şeydi ya bu çevre açı gibi davranıyordu. E, şimdi bu bu. E, burası da bu sefer yine küçük çembere göre 2 alfa derecelik bir yay olur. O anlamda bunu aklımıza şöyle tutalım. Evet, şöyle küçültüyorum. Bunları sileceğim. İstiyorsan geri alıp tekrar seyredebilirsin. Şöyle iç içe olduğu zaman... ...buranın açısal ölçüsüyle... ...şuranın açısal ölçüsü aynıdır. Ya da üst taraflar için de geçerlidir bu. Peki, şimdi... Burada konu kavrama bölümüne geçeceğim.